Peki başkanım, şunu sormak istiyorum. Geçen görüşmemizde biliyorsunuz pandemi konusunda, bu virüs konusunda ilçede ve köylerde her türlü tedbirin alındığını söylemiştiniz. Bu dağ Evet. evlerinde de bu tedbirler tabii ki geçerlidir. Bu konuda nasıl bir çalışma yaptınız? Şimdi elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Köyümüzün birinde bir sıkıntı var. Gerekli önlemler alındı, tedbirler alındı. Sağlık kuruluşlarımız ve ilçe kaymakamlığımız, belediyemiz olarak elimizden gelen titizliği gösteriyoruz. Şu anda köylerde aileler karantina altında. Sorun yok ilçede ama bir köyümüzde sıkıntı gözüküyor. Bir aile de var ama tedbirleri alındı. Kaç kişi bu aile dediniz başkanım? Dört kişi. 4 kişi de pozitif mi çıktı? Evet, bu pozitif çıktı. Peki Tabii bunların te ilişkili olduğu insanlarla ilgili testler yapıldı, şeyler yapıldı. Şu anda bunların herhangi bir sorun yok gözüküyor. Peki şunu soracağım başkanım, bu verdiğiniz bilgi çok değerli bir bilgi. Bu 4 kişi Evet. şu anda Bolu Merkezli Araştırma Hastanesi'nde tedavi altındalar mı, yoksa evlerinde gözetim altındalar mı? İlişkili oldukları kişilerin testleri de yapıldı. Şu ana kadar ne pozitif bir sonuç yok. Ama 4 kişi Bolu'da tedavi ediyorsunuz bir aile. Evet. İnşallah kötü bir sonuç çıkmaz. Siz ilçede Bu bütün işte tedbirleri son alıyorsunuz dönemde biliyoruz. serbest bırakılmasından kaynaklanan, ailenin Afyon'a bir nişana gidip oralarda virüsü taşımasından kaynaklı bir şey. Abi Gerekli çok kötü önlemler işte. alındı. Korkulacak bir şey de gözükmüyor şu anda. İnşallah ona Takip sağlık, altındayız. ona Denetim sağlıkçılarımız çalışmaları falan yapılıyor. Sıkıntı yok. karar verecek. Ben bu üzüntülü haberi sizden aldım ama bu konunun da takipçisi olacağız. Sağlık müdürümüzle de bu konuyu bir görüşmemiz gerekiyor. 4 kişi Evet. çok az bir rakam değil çünkü. İnşallah sonucu iyi çıkar diyorum. Peki başkanım, geçmiş olsun. Siz tedbirlerinizi almaya devam edin. Çok önemli bir konu çünkü bu. Titizlikle Sizlere takip ediyoruz. Bir sıkıntı tabii. görünmüyor şu anda. Sağlık kuruluşlarımız da bu işin üzerinde sürekli duruyor. Takiplerini yapıyorlar. Yani siz o kadar çok uyarmıştınız. Siz çok uyarmıştınız. İlçeye gelmeyin. İlçeden de kimse gitmesin demiştiniz ama maalesef bu İşte aile, dört tedbirler kişilik aile. yapılmasaydı böyle bir şeyle karşılaşmayacaktık Kasım Bey. Ona Evet, yani inanıyorum. Ben yapacak bir şeyimiz kalmadı. bir düğüne gitmek bakın nelere mal Tabii. oluyor. Evet. Peki efendim, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Sizler de bizler de bu 4 kişilik aile için takibimizi sürdüreceğiz. Neler Evet. oluyor bitiyor göreceğiz hep beraber. Evet, Tabii. yayınımız, çok teşekkür Özetiyle ederim. fazlasıyla yapacağız. Kolay gelsin diyorum başkanım. Sağ olun. Teşekkür ediyorum Kasım Bey. Başarılar Evet, diliyorum. çok sağ olun efendim, çok teşekkür ederim. Evet, bir canlı yayınımızda bir kötü bir olayı duyduk. Sayın Başkanımız Emin Tekemen, Kıbrıs ilçesinde oturan, bir köyünde oturan 4 kişilik ailenin düğüne gittiğini ve düğünde virüs kapıp geldiğini, yapılan testlerinde pozitif çıktığını söyledi. Bu da çok şaşırtıcı bir bilgi oldu bizim için. Evet, bu 4 kişi şu anda Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altındalar. İnşallah kötü bir sonuç çıkmaz diyorum.